seher vaktinde uğradım fakir. Dilleri Muhammed Ali'den okudum. Firkatli firkatli ağlayıp şakır. Damda gördüm bugün garip bülbül. Gamda gördüm bugün garip bülbül, bülbül, bülbül. Budalım dertli yarın elinden, yanar aşka düşmüş narın elinden. Ağlar odasına harın elindeyim. Damda gördüm bugün garip bülbül, bülbül. Damda gördüm bugün garip bülbül, bülbül. Böylece hem memleketin kavgayla tekrar almış olduk. Duruşun yatsın. Evet. Bu parçasını ayrıca babam İlmaz Güney'in Hudutları Kanunu filminde de çalıp okumuştu. Değil mi? Benim var. Benim var. Evet. Bizim köyde Hasan Karaca vardı. Hüseyin Genç de bilir. Bugün konuğumuz şeye gidiyor, askere, askerlik manasına gidiyor. Askere gitmemek için diyor ki, doktora kulağım duymuyor diyor. Doktor bakıyor kulağında bir şey yok, tertemiz. Yürü bakalım sen Hasan Karaca diyor. Hasan Karaca diye doğru gidiyor arkasında. Hasan Karaca, Hasan Karaca. Hasan Karaca hiç o taraflı olmuyor. Yani hani eşitliğim dedi ya. Çağırıyor. Diyor ki oğlum hiç mi duymuyor diyor. Doktor be hiç duymuyor diyor. Haklı mı değil mi? Evet, kısa. Evet. Şey çok, fırsat çok. Mahmut amca valla. Bunları hep anlat ki böyle kalsın bizde bunlar. Ya, çok güzel şeyler, çok güzel anlar bunlar gerçekten. Bende, evet. Bende mi sıra? Tabii ki. Ben de o zaman albümden yine bir albümün sound'unu belirtmek için Neyleyim adlı türküyü okuyayım. Evet. İki numara benimki. Ya ne güzel. Şimdi o yar bana gülmez neyliyim.
toplamış nazlı yârin yurdunu. Sormaz oldu zalim benim derdimi. Uzatsa elini tutsam kolunu. Şimdi o yar bana gülmez neyliyem. Yar ben bu derdimi kime söyleyem. Uzatsa elini tutsam kolunu. Şimdi o yar bana gülmez neyliyem. Yar ben bu derdimi kime söyleyem. Ağzına sağlık. Ay, çok güzel ya. Evet. Güzel güzel okumuşsun. Teşekkür ederim. Çok bizim orada her insanın bir lakabı vardır abi. Hasan Dayı vardı. Lakabına süpa derler. Valla gerçek mi yani? Karısı ölmüş, ağlıyor. Gece ağlıyor, gündüz ağlıyor. Bir gün oğlu geliyor. Baba diyor, hiç mi kimsenin karısı ölmedi diyor. Ya gece ağlayıp gözlerin diye kör olacak diyor. Karım yok, yarın diye bir tane bulur getiririm sana diyor. Hem ağlıyor hem de diyormuş ben o diyenleri çok gördüm. Öyle. Gelip Sidin'den söz edeceğiz. Hele bir türkü daha alalım senden. Bir eser yani. Tamam, o zaman bir uzun ama. Babamdan, tamam. Albümden bir uzun amayı okuyayım. Ela gözüm seni yolda beklerken.
gözlüm seni oy oy, yolda beklerken oy oy. Ela gözlüm seni oy oy, yolda beklerken oy oy. Yağmur yağdı ıslandım, duydun mu oy oy, ölen duydun mu? Beni koyup gurbet ele giderken, köylü sana güldü oy oy, onu duydun mu? Beni koyup alman yaya giderken, köylü sana güldü oy oy, onu duydun mu? Hep Kalan'da yaptın, evet. Yapıtını, kimlerle çalıştın, yani biz biliyoruz da. Evet, bağlamalarımı sevgili Rıza Kılıç çaldı. Mehmet Kartal Kanat, Aşık Kul Ahmet'in oğlu, evet. Müzik yönetmenimdi. Mete Artun, evet.
Ve sevgili Fikret Otyam'la birlikte böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Ayrıca Fikret Baba'ya, Filiz Abla'ya buradan sevgi selamlar iletiyorum. Evet. Ahmet Say'a çok teşekkür ediyorum. Benim için güzel sözler söyledi. Bir ortak çalışma, sevgili Yavuz Bingöl'e teşekkür ederim. Sevgili eşime teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ederim. Evet. Öncelikle anneme. Zeynep'in dedesi de yer tanrısı derlerdi. Baba Yiğit böyle saz çalırdım. İlk ben sazı ondan kurtettirdim yani. Sadece şöyle cüre bir tadım var. Küçük bir şey. Evet. Evet. Nisan senin tabii ki Haydar'ın Güvercin Müzik'ten albümümüzü piyasaya sürdük. Sevgili Haydar Güvercin. Evet. Buradan Haydar abiye de selamlarımı iletiyorum. Tabii. Müzik yönetmenliğini kendim yaptım. Bütün bağlamalarını, düzenlemelerini. Tabii bu albümde sevgili Erdal abim, Erdal Erzincan bir eserde her şeyini kendi yaptı sağ olsun, destek oldu. Hüseyin Turan bir türküde, Nilüfer Sarıtaş, sevgili Gülay düet yaparak bize böyle destek oldular. Ne güzel. Değerli müzisyen kardeşlerimiz, abilerimiz, sevgili Nail Yurtsever'i dizi müziklerinden belki tanırsınız sağ olsun.